Herkese selamlar dostlar. 17 ve 18 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeallerinden bahsedeceğim genellikle. Ve bu videoda sadece Euroleague tercihleri olacak bilginize. Euroleague'i de zaten son 2 yılda çok yakından takip ettiğimden dolayı güzel tercihler yakalıyoruz ki videoların ara ara zaten yer verdiğimi sizler de biliyorsunuz. Çok güzel bir yarışmam var bu videoda. Şimdi Anadolu Efes'in güzel bir mücadelesi var. Barcelona ile oynayacağı bir karşılaşma. Zor maç. Anadolu Efes'in attığı sayıyı bilen bir arkadaşımıza bakın bir arkadaşımıza sezon sonuna kadar katıl üyeliği vermeyi planladım. Bakalım zaten kaç atacak? 77, 78, 80, 81, 15 kişi sırayla yazsa zaten mutlaka birine denk gelir. Sizce Anadolu Efes bu maçta zorlu maçta kaç sayı atar? Tek bir tercih hakkınız var. Farklı YouTube hesaplarından yapabilirsiniz. Ama kazanan bir arkadaşımıza sezon sonuna kadar katıl üyeliği vereceğim bilginize. Geçtim bunu. Şu, şu dönemlerde nasıl ilerliyoruz? Bildiğiniz üzere zor maçlar var veya e, çok önermiyorum zaten maç bu maçları oynamanıza. Elimizden geldiğince NBA güzel oluyor. NBA tercihleri yapıyoruz. Mesela e, Göztepe Sakarya maçları vardı. Çok güzel ikili kombin yapmıştık. 2.75 gibi orandan kazandı. Göztepe'nin varı Sakarya'nın 2-3 golü olaraktan da o günün NBA'sinde de kazandık. O gün kazançlı bir gün olmuştu. O şekilde kuponlardan da böyle ara ara devam ettiğimizi belirtelim katı Telegram gruplarımızda. Canlılarda da keza aynı şekilde yatanlar oluyor, tutanlar oluyor. Bu zamanlarda ne var zaten? Kadın mesela kadın futbol, kadın basketbol, tenis bu gibi alternatiflerle biz de izleyerekten de zaman geçiyoruz. Güzel olduğu zaman da ufak ufak ilerleyerekten de canlılardan da ilerliyoruz. Gelen oluyor, yatan oluyor tabii ki bu ayrı mesele her zaman olacaktır. Bu şekilde biz ilerlemeye, emek vermeye devam ettiğimizi söyleyelim. Ayrıca her kız açık Telegram grubundan bahsedeyim. Açıklama kısmında da linki var zaten. Yorumlarda sabitliyorum. Orada, orada ara ara e, tercihler atıyorum. Mesela canlılar atmıştım. Burada mesela bu başarısız olmuştu sanırım. Birinci yarı 75 buçuk Tam 75 sayıda kalmıştı. İkinci periyot Slovenya bu gelmişti. E, Sakarya'nın maçı vardı o geldi. Birinci gole 1.88 gibi orandan geldik. Buradan gelenler yatanlar derken son verdiğimiz dün içinde bir büyük fonu vermiştik. Burada Sacramento geldi fakat Dallas mücadelesinde başarısız olduk. Burada da zaten başarısız olduğumuzu da gösterelim. Arkadaşlarımız da var oraya da katılabilirsiniz. İsterseniz direkt başlayalım. Çok fazla izlenme alacağını düşünmüyorum bu videonun. Fakat şöyle Dünya Kupası öncesinde artı 300 artı 400 seviyesine like gelirse hemen şöyle 2 saniyenizi ayırıp basarsanız çok teşekkürler diyerekten de başlayalım. İlk mücadelemiz Anadolu Efes mücadelesi. Ya bu maça biraz düşük orandan gittim. Fakat gelmesini gelmesini istediğim için gittim zor maç olacaktır. Anadolu Efes kendi evesinde kapalı gişe. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün biletler tükendi arkadaşlar Anadolu, Anadolu Efes tarafında. 7 maçta 2 galibiyet alan bir Anadolu Efes var ki bu takım son 2 Euroleague şampiyonu. Öyle söyleyeyim. Üçüncüyü oynayacaktı. Bir ilki gerçekleştirmeye çalışacaktı Anadolu Efes tarafı. Barcelona ile oynayacaklar. Barcelona tarafında tabii ki Mirot için yokluğu var fakat yine çok fazla kaliteli isimler var. Serta Çanlı, Veseli, Lapo gibi isimlerle birlikte Barcelona'da da son dönemde zaten bir ivme yakaladı. Efes tarafına baktığımız zaman da Larkin'in yokluğu devam ediyor ki bu Larkin'in yokluğunda bu kötü gidişat biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Milsic ile ile birlikte hücum etkinliği yaratacaktır. Burada ekstra olarak da Anadolu Efes tarafında Boboa'yla ile Yeni transfer Tyler'ın katkısı önemli. Özellikle Tyler'ı son maçta gördük. Pote'ye gidebilen bir oyuncu olduğundan belki katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Ben burada şöyle bir tercih yaptım. Biraz düşük olana gittim. Ama yani bu şekilde mecbur bıraktı. Çok zor maç. Ben diyorum ki burada Barcelona takımı 7 sayı fark yemez diyorum. 1.33 gibi oranı var. Ha isteyenler şöyle bir şey yapabilir. Baremleri yükseltebilir. Şöyle baktığımız zaman da 5.5'a falan da gidebilirler. Tabii ki tamamen size kalmış. Ben biraz daha garantiye gittim. Burada 7.5'tan Barcelona'ya aldım. Barcelona burada 7 sayı fark yemez diyorum. İkinci mücadelem Kızıl Yıldız'la Asfel mücadelesi. İki tane dengesiz bir takım var. Özellikle ben Asfel takımını hiç beğenmiyorum. Kızıl Yıldız en azından bir şeyler yapmak istiyor. 7 maçta bir galibiyet aldı. O galibiyetini de yeni transfer Vildoza'nın sayesinde aldığı bir galibiyet olmuştu. Onun dışındakileri kaybetti. Fakat Kızıl Yıldız tarafında önemli gelişmeler var. Onun da bir 30 olmuş. Şöyle önemli gelişmeler var arkadaşlar. Yeni bir koçla anlaştılar. Disco Ivanovic diye yeni bir koçla anlaştılar. Ben koçun geçmişini bilmiyorum açıkçası o kadar çok bilgili e, değilim o konuda ama yeni koç her nerede her nerede, e, futbolda bildiğimiz üzere yeni koç yeni e, teknik adam geldiği zamanda veya basketbol yeni koç geldiği zamanda her zaman olumlu bir etki yansıtır diye düşünüyorum ve karşılarında ben çok iyi olmayan bir Asvel takımı var o yüzden ben burada açıkçası Asvel tarafına baktığımız zaman da e, Dekolo, Fal gibi isimlerle birlikte birkaç yıldız isimlerle birlikte oynamaya çalışıyor. Fakat istikrarsız bir takım var. Ben burada Kızıl Yıldız tarafındayım. Kızıl Yıldız diyorum ki burada 3 fark atarak galip gelir diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Değerlendirecekler bol şanslar. Ben burada Kızıl Yıldız tarafındayım. Üçüncü mücadelem Bayern Münih ile Olympiakos mücadelesi. Güzel bir maç olur. Olympiakos bu sezon benim yani her sezon zaten Olimpiakos tarafına baktığımız zaman da şöyle birkaç tane ben çok beğendiğimi zaten söylemiştim. Olimpiakos tarafında özellikle Vezenkov'un son şu, şu son özellikle 2-3 maçta dışarıdan atmış olduğu üçlükler ve özellikle lider Sloukas'ın önemli çok fazla katkısı var. Bayern Münih kötü bir gidişatı vardı Eurolikte Fakat son iki maçını kazanarak da bir moral yakaladı. Bir iğme de yakaladığını söyleyebiliriz. Fakat ben burada Olympiakos'a diş geçirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten Olympiakos bu sezon deplasmanda henüz daha yenilmedi. Ve deplasmanda hangi takımları yendiğini kısaca bahsedeyim sizlere. Real Madrid... Barcelona ve Baskonya. Baskonya'da Baskonya deyip geçmeyin bu sezon çok iyi. Howard'la birlikte inanılmaz işler çıkartıyor. Baskonya takımı da. Yani deplasmanda iyi olan bir Olympiakos var. Ben burada doğrudan iki tercihini aldım. Real Madrid ile Alba Berlin mücadelesi. 17 Kasım'ın son mücadelesi. Yani çok iştenle girme, iştenlikle girmediğim bir mücadele. Fakat Real Madrid zaten son oynadığı 3 mücadeleyi 90 üstünde bir sayı üretkenliği yakaladı. Özellikle Yamusele ve Pota altında zaten Euro inanılmaz tartışı, tartışılmaz Pota altının en iyisi Tavares ile birlikte Sergio Lul. Onun da dün doğum günüydü. Hanga, Poirier gibi isimlerle birlikte zaten. Poirier de keza potu altında inanılmaz. Tavares de zaten değişerek oynuyorlar genellikle. Onlar da inanılmaz. Ben burada şu şekilde yaptım. Yani barem çok yüksek. Normalde bu kadar baremden girmek istemiyorum. Ama yani maçın olacağı bu. Ben burada Real Madrid tarafındayım. Ev sahibi 86.5 üst. Zor gelir bakın. Barem çok yüksek bence. Ama değerlendirme altına bu şekilde alabiliriz diyerekten de düşündüm. Bol şanslar. Geçtim 18 Kasım'a. 18 Kasım'da da 3 tane mücadelem var. 18 Kasım için geldiyseniz tekrardan hoş geldiniz diyelim. Başlayalım. Fenerbahçe Beko ile Pana mücadelesi. Fenerbahçe Beko inanılmaz oynuyor. Ve şunu söyleyeyim ben sizlere. Ya takımda zaten yıldız oyuncular var. Fakat her maçta ayrı isimler sahneye çıkabiliyor. Özellikle son mücadelede yani çok iyi bir şutör olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu iki, son 2-3 iki, yıldır veya son 2-3 sezondur. Son özellikle 2 sezon diyelim. Dış şutlarda kendini çok inanılmaz geliştirdi. Melih Mahmutoğlu son maçta 20 sayı attı. Ve gerçekten ya o gelişimi, gelişimini izleyen kişi görür yani. Tuğla atardı eskiden. Şimdi potaya çok güzel üçlük atıyor öyle söyleyeyim ben sizlere. Wilbeck'in son Türkiye mücadelesinde de oynadı. 25 sayı kaydetti zaten. Fenerbahçe Beko'nun takım kimyası şu an üst düzeyde bence. Uyum olarak çok güzel. Kalitesini çıkardı, mutlayın bastığı smaçlar derken Fenerbahçe Beko bu sezon oynuyor ki zaten lider şöyle bakayım. Liderli kaptırmadı sanırım. Aynen öyle. Lider olarak devam ediyor. Burada Panay'ı da bence yeneriz. Yenerken de burada baremler yüksek bence. Atacağı sayıyı almak mantıklı. Ev sahibi 81.5 üst. 1.45 gibi da Fenerbahçe'nin atacağı. En az 82 sayıyı alalım diyorum. Alalım diyorum. Değerlendirecekler. Burada Fenerbahçe tarafına bir değerlendirme yapabilirler. İkinci mücadelem Monaco ile Baskonya mücadelesi. Maça baktığınız zaman, zaman zaten bence direkt üst olaraktan da sizler de tahmin edebilirsiniz. Ben özellikle farkındaysanız Euroleague tercihlerimle Monaco'yu çok fazla yer alıyorum. Çünkü Monaco takımı da hem atıyor hem yiyor. Yani yemesinin sebeplerinden bazıları şunlar birçok yıldız oyuncu var zaten bahsetmiştim. Mike mesela üstüne gelen adama yani öyle el kaldırıyor. Tam böyle hırslı savunmayı yapmıyor. Ben zaten atıyorum diyerekten de savunmada o şekilde bir zafiyet verebiliyorlar Monaco takımı. O yüzden maçlar üste gidiyor ve son dönemlerde üçlüklerde dış atışlarda yine güzel bir yüzde yakalayan bir Baskonya takımı varken ben mücadelelerinde üste gitmesini bekliyorum. Barem de zaten biraz yüksek ama bence üste gelebilecek bir maç olarak gördüğümden 162.5 üstten 1.45 gibi orandan sizlere buradan bu mücadelenin üste gitmesini beklediğimiz söyleyeyim değerlendirecek herkese bol şanslar. Partizanlar Tel mücadelesi. Partizan'ın son maçına ben rolling yapmıştım. Hatırlayanlar vardır. Olympiakos'la oynamıştı. Olympiakos çok iyi katkı verdi. 87 sayımı ne yaptı o mücadelede? Fakat Partizan 58 sayı atabildi sadece. Yani beklediğim Partizan performansı bu değildi açıkçası. Ben 80'i bile görmesini bekliyordum özellikle Partizan'ın. Obradoviç ile birlikte inanılmaz giden bir Partizan vardı ve dış atışlarda çok iyi bir yüzdesi vardı oyundan çok düştü. Yani o son periyotlarda oyundan çok düştü. Burada taraftar önünde çok düşeceğini düşünmüyorum. Bu mücadelenin de Tel Aviv'in katkılarıyla birlikte ben burada üste gitmesini bekliyorum ki maçın zaten favorisi Tel Aviv takımı. Daha kaliteli bir kadroya sahip. Fakat Partizan'da da Obradovic faktörü inanılmaz bir faktör olduğunu düşünerekten de bu mücadeleye de 162.5'tan üst veriyorum. 1.47 gibi orandan değerlendirecekler. Bunu da değerlendirme altına alabilirler. Değerlendirecekler ama şanslar toplamda 7 adet mücadelem vardı. Yorulik tercihleri hepsi ideal tercihlerde bulundum. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.